Hayat Bana Güzel Paris videosuna hoş geldiniz. Acayip soğuk, gri bir Paris günündeyiz ama Paris'in enerjisi, renkleri ve yaşamın içine girmek her zaman insanı ısıtan ve yükselten bir şey. Buraya geldim, buradan bir merhaba demek istedim. Neden biliyor musunuz? 5 yıl önce geldiğimde burada Notre Dame Katedrali'nin ana giriş kapısının olduğu yerde, turistlerin içeri girdiği yerde, yerde bir yuvarlak vardı. Zero point yazıyor üzerinde. O sıfır noktası Paris'in sıfır noktası. İnanın şok ki ona bastığınız zaman Paris'e yeniden geliyorsunuz. Ben basmıştım ve yeniden geldim. Şimdi bir daha basayım, yine geleyim dedim. Yok! Yani bu benim Paris'e son gelişim mi olacak? Aman tanrım. Neyse, video başlıyor. Soğuk bir Paris ama harika bir gezi olacak. Önemli bir magazinel bilgiyi paylaşmayı unuttum, fark ettim. Marie Antoinette, tanıştırayım. İstanbul'da görüşürüz. Kalbimi bırakıyorum mahallemi. Marie turunu beğeneceğinizden eminim çünkü ben çok beğeniyorum. Sanatçısı, bilim adamı, düşünürlüğü, felsefecisi hepsi. Berso, yani beşik derler burası için, Paris için. Paris'in en iyi peynircisi, peynirci olarak bir nişanı var. Gelin çabuk içeriye bakalım. Şimdi biz öyle bir şeyin içinde kaldık ki polisler her yeri kapamış durumda. Benim kişisel Paris turumun içindesiniz şu anda siz. Günaydın. Paris'te yürüye yürüye bir tam günü geçirmek için sokağa çıkmaya hazırım. Bugün grev varmış, toplu taşıma çalışmıyor. Ben şimdi kaldığım evden çıkıyorum ve yepyeni bir gün bizi bekliyor. Açalım, çıkalım. En üst kattayım. Aslında bir asansör de yapmış ama bir kat aşağı ineyim, size göstereyim mi apartmanın içi? Şimdi siz benim arkamdakileri vitrinde görebiliyor musunuz? Kruvasanlar, kurabiyeler. Sokağa çıktığın anda yüzüne çarpıyor. Delireceğim. Ama şimdi ileride bir semt pazarı var. Yiyecek içecek pazarı, merak ettim. Neler satıyorlar, kaça satıyorlar? Kahvaltılık bir şeyler de bulabiliyor muyuz? Olmadı, gider güzel bir kruvasan kahve klasiğiyle Fransa'da, Paris'te güne başlarız bence. Marché Bastille diye geçiyor. Bu pazar ve bulunduğum yerle ilgili ismi de böyle. Telaffuzlarda mutlaka ki bir sürü hatalar olacak. Affınıza sığınıyorum bilenler aşağı yazar. Hem yiyecek içecek, balık, ne bileyim şarküteri görüyorum. Hem giyim eşyaları, aksesuarlar, bir şeyler görüyorum. Aa, bak burada ne varmış bakayım. Evet, krepler, sosisler ve tabii ki peynirler. Oh. Acaba ne? Tanıdığım şurada kaç peyniri var bakayım? 1, 2, 3. Şu standta sadece 3 çeşit peyniri tanıyorum ben. Onlar ne acaba? Uzun gidiyor pazara. Ha, ne değişik bir şey. Şunlara bak, çok titre. Çok güzel. Mesela bir patlıcanı bir çeşit görmüyorsun, bir sürü çeşit. Ot görüyorsun, bir sürü çeşit, yeşillik filan. Yeşillik değil, morluk, pembelik diye gidiyor hatta otlar. Çok çok çeşitli. Bizim tezgahlarımızda palamut, ardından böyle hamsi mamsi zamanı ya. Burada da olay bu, görüyorsunuz. Bin bir çeşit midye, kabuklu, yengeç, istiridye, istakoza bak. Vallahi içli köfte falan var orada. Hamur işleri. Karidesler, balıklar. Yok yok, ben burada kahvaltıyı çözemeyeceğim. Ben bir kafeye oturayım, bir kruvasan bulayım kendime. Rock and roll. Ben bunu giyerim. Çok teenage yazılı falan ama. 20 euro, 22 euroya. Bak bunun da rengi çok güzel. Bana oldu bence. Esasında sudan ucuz da 10 yıl önceki haliyle. Bu da Van Gogh. Ay Allah yarabbi, çok güzeller. Beni burada bırakın, Paris'te bırakın. Şu gri çatılı binaları var ya, köşeleri yumuşak, dönüşlü olan, çok seviyorum. Böyle keskin değil binaların kenarları, hep dönüşler yumuşak. Gri ve dikey çatılar. O çatı katında böyle küçücük 10 metrekare daireler falan. Hep gözümde böyle resimler var. Çok sinematografik değil mi? Ya dışarıdan gördüğünüz için içi de öyle hakikaten. Minicik minicik bu arada evler.
Vızır vızır her yer bisiklet. İnanılmaz, Amsterdam gibi. Bu arada az önce geride pazarın olduğu yerde Bastia Operası'nın önünden de yürüdüm. Arkada binanın dış cephesi görünüyordu. Ben Opera Garnier'in içine görmeye gideceğim. Daha önce Paris'e geldiğimde görmemiştim. İnanılmaz etkileyici bir bina. İşte durağımız. Bastille, Fransız devriminin başladığı yer aslında. Bastille hapishanesi baskınını ve daha sonra başlayan olayları düşündüğümüzde bir aydınlanma dönemi, monarşiye karşı çıkış, işte daha demokratik bir hayat, hak, hukuk, özgürlükler, eşitlik, adalet, düşünce, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi birçok şeyin önünü açan çok önemli bir dönemdir. Bu bölgede bir yerde işte bunlar yaşanmış. Bugün de bir grev var diyoruz ya, bugün hala mesela greve gidebiliyorlar. Böyle şeyler var o günden bugüne. Ay çok güzel kafeler var önümde, bir görseniz ne tatlı. Bu benim Paris'e ikinci gelişim ve daha önce görmediklerimi görme gibi bir planım var. Turistik bir rehberlik yapmak gibi bir derdim hiç yok. Tamamen kendi deneyimim ve kendi gezimi yapıyorum. Şimdi uzun yollar yürüyorum. O yüzden de ara ara böyle hoşuma giden kafelerde oturuyorum. Opera Garnier binasına doğru ilerleyeceğim. O binanın içini bir turist gözüyle gezeceğim. Hani sadece sokaklar, kafeler, dükkanlar olmayacak aslında. Sizi ben bir alışveriş merkezine götüreceğim. Yahu İstanbul'dan geldin, AVM'lerden bıkmadın mı diye düşünebilirsiniz. Evet ama burası farklı, görülesi bir mimari yapı olduğunu düşünüyorum. Biraz o enerjiyi, o şatafatı bir görelim bakalım. Sonra pasajlara doğru, yani tarihte 19. yüzyılı pasaj kültürünün başladığı Paris'te eski pasajlara da bir bakacağız, o zamanın AVM'lerine. Ondan sonra bakalım bu ayaklar bizi nereye götürecek, sizi nereye götürecek. Trafiğe bak be, uf, korkunç. Aslında Fransızlar gibi kahvaltıda şöyle bir şampanyayla falan başlayalım ya bir sabah. Gaza gelinesi bir şey olabilir. Hep dıngıl dıngıl yürüyeceğiz, iş mi anlatacağız ya? Ben keyif yapmaya gelmedim mi Paris'e? Geldim. O zaman yapacağız o keyfi artık. Kaçış yok. Paris'e gelince gelinip görülecekler listesinde mutlaka olan bir binanın önündeyim. Opera Garnier. Bu bina 1875 yılında açılmış, 15 yıl yapımı sürmüş. İsmini de mimarı Charles Garnier'den alıyor. Bu binanın yapılmasından önce Paris'in bir tane opera binası var, Bastille. Daha sonrasında Napolyon'un emriyle bir yarışma düzenleniyor ve yarışmayı Charles Garnier kazanıyor. Gerçek anlamda yaptığı ilk mimari binaymış. Şimdi yan tarafta hemen ön cepheden değil, eğer bir gösteri izlemeye gelmediyseniz, yani opera ve bale için gelmediyseniz, yan tarafta turistik sadece binayı gezmek için bilet satış varmış ya da online alınabiliyormuş. Bence önceden planlanıp buraya geliyorsanız bir opera izlemek de hiç fena fikir değil. Vallahi 15 yılda iyi tamamlamışlar burayı. Kaç kişi çalıştı acaba? Acayip detaylar var. İçeridekiler kim bilir nasıl? Yaklaştıkça tavana inanamayacaksın şimdi, gel. Aman Tanrım. Fuaye alanına ve temsil salonuna çıkış. Ve şu tavana bir bakın. Böyle binalarda dolaştığım zaman bana ne oluyor biliyor musunuz? Bütünüyle orayı hayal etmeye çalışıyorum.
Bir opera gösterisine gelmişler. 1800'lerin sonu, belki 1900'lerin başındalar. Nasıl giyiniyorlar, nasıl sohbet ediyorlar, birbirleriyle nasıl selamlaşıyorlar, hayal etmeye çalışın. Ortamdaki müziği, enerjiyi, ruhu, insanların buradaki sosyalleşmesini. Her balkonda ayrı böyle ikili, üçlü grupları düşünün. Fuaye alanına doğru geçiyoruz sanıyorum ve balkonun olduğu yere. Buradan caddeyi görebileceğiz. Şuraya bir bakar mısınız? Bu salonun görselliği böyle Versailles Sarayı'nın aynalı salonunun görselleri vardı. Ben gidip görmedim ama onu çağrıştırdı girer girmez bana. Dekorasyondaki o detaycı işlemeler, süslemeler, inanılmaz bir şatafat var. Üstümüze giriyorlar. Allah, çok ilginç. Arkamdaki yoldan devam ettiğiniz zaman Louvre Müzesi'ne kadar gidiyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer klasik resim tarihine, özellikle Fransız ressamların eserlerine de meraklıysanız Orsay Müzesi'nde gezebilirsiniz. Kısacası kaç gün Paris'e ayırıyorsunuz ve ilgi alanlarınız neyse ona göre kendi gezi rotanızı yaratabilirsiniz. Benim bu gezimde bu ikisi olmayacak. Hediye dükkanı var. Ben içine girip biraz karıştıracağım. Çünkü en sevdiklerim bunları dolaşmak. Ya Ankara'da vardı ya Kurşun Asker diye bir mekan. Hani koleksiyon yurt dışından topluyordu bak. Wagner diyor kendisi için. Ay, çok güzelsiniz. 15.95 bu balerinler. Yok de benim bale pabucu. Aydınlatmanın güzelliğine bak. 1200 euroymuş. Daha çizgili ben. Alışveriş merkezinin içindeyim ama burada heyecan verici olan markalar ve onların ürünleri değil, bence binanın kendisi. Ortadaki o cam, böyle kubbesi, işte katların hepsi, binayı içeriden görmek ve fotoğraflamak bence buradaki turistlerin en büyük merakı. Hatta şu an bir sürü insanı buradaki markaların ürünlerine değil, oraya bakarken, fotoğraf, video çekerken görmek mümkün. Makaron kırmızı çizgim, tamam mı burada benim? Tatlı yemeyen bir olarak. Şu an yine gözüm döndü. Binanın mimari olarak güzel olması dışında çok şık bir barı. Arada böyle ağzınız tatlansın bir makaron corner'ı var. Makaron atabiliyorsunuz ağzınıza. Bir restoran var ileride ama hepsi de oldukça üst segment. Aynı markalar gibi. Bak bu koku ne biliyor musun? Lüksün kokusu, zenginliğin kokusu var içeride. Hadi gerçek dünyaya geçelim. Bak mis gibi sokak koktu, halk koktu burada, tamam mı? Şu anda kendi benliğimi yeniden buldum. Bak kornalar, üstüme insanlar. Gerçekten Galeri Lafayette gibi yerlere girdiğin zaman başka bir yere ışınlanmış gibi oluyorsun. Büyülü bir şey var içeride, böyle o kokular, dokular falan filanlar. Çıkarken içte bir burukluk, bir hüzün. Güzel çantalar vardı yalnız. Ayakkabılar aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok saçmalamışlar modellerde ama güzel çantalar vardı. Pa
masaj kültürü 19. yüzyılda aslında Paris'in sokakları çok kirli ve çamurlu, yürümesi zor olduğu için alışverişi böyle ışık geçiren kapalı alanlara, temiz alanlara toplamışlar. Böyle bir mantık. Bizde de biliyorsunuz pasajlar vardı. Özellikle İstiklal Caddesi'nin çok keyifli pasajları vardı. Aynı mantıkta böyle dükkanlar olur çeşit çeşit. Onların birçoğunun enerjisi şimdilerde çok değişti ama benim üniversite yıllarımda en azından o pasajın keyfini çıkarıyorduk. Şimdi burada dolaşmak da aynı keyfi veriyor bana. İlk alışveriş merkezleri yani. Şu vitrine doğru bir yaklaşıp görmeniz lazım. Her şey minnacık, minnacık. Bir yatak odası, bir mutfak, bir oturma odası. Yemekler tabaklarda. Bakar mısın? Mini mini mini. Ay inanılmaz. Minicik maket. Şuradaki ev kafeymiş orası. Ay bak kafe. Ay çok güzel. Orada bir kış bahçesi var. Acaba kaç para? Hı? Mini miniş bir de içine bakayım. Burada zaten tamamen büyükler, oyuncaklar. Ay çok güzel, çok güzel. Delirtici bir yer burası. Kış bahçesine baktım içeride, fiyatına 49 euroymuş. Kafeye bakamadım 49 euroyu görünce. Canım sıkıldı, bir tadım kaçtı. Ve tabii ki bence aralarda gezip dolaşıp bir şeyler gördün, alışveriş yaptın. Arada oturup mola vermek, bir kahve içmek, bir çay içmek de güzeldir ya. Böyle mekanlar var, yemek de yiyebiliyorsunuz. Daha henüz ama yılbaşı ruhunu görmedim ben Paris sokaklarında. Şimdi Kasım'ın, ay ne Kasım'ı? Biz hangi aydayız ya? Olay ne biliyor musunuz? Ben bazen böyle oluyorum. Hangi aydayız? Ayın kaçı? Gece yattım, sabah kalkıyorum ve şöyle oluyor. Bir an yabancılıyorum bulunduğum odayı. Neredeydik en son? Neredeyim ben şu anda? Hani her şey çok heyecan verici görünüyor ya dışarıdan. Böyle acayiplikler de var tabii ki. Yeni yıla yaklaşıyoruz. Onların Christmas'ı da geliyor tabii. Dolayısıyla o ışıltı ve renk vitrinlerde görürüz diye düşünüyordum. Daha Paris sokakları öyle ışıldamaya başlamamış. Bilmiyorum normalde nasıl oluyor ama Viyana'da da güzeldi. Almanya'da çok güzel olur. Şimdi biz öyle bir şeyin içinde kaldık ki polisler her yeri kapamış durumda. Hiçbir yere gidemiyoruz. Otelimiz ve benim gitmek istediğim mekanlar bu yönde. Mara'ya doğru ilerlemem lazımdı. Fakat gidemiyoruz. Tekrar opera binasına ittiriyor. Orada polis bariyeri var. Burada da polis bariyeri var. Arka tarafta da toz duman. Biz oraya gitmek istemiyoruz. Böyle de bir Paris günü. Grev günüydü. Toplu taşımalar çalışmıyordu. Metrolar. Mesela bu sokakta gördüğünüz gibi karşıda bir grup var. Hayat bana güzel için bu benim ikinci kere karşılaştığım bir olay. Daha önce Barcelona'da Katalanların böyle bir eylemine denk gelmiştim. Bütün gün her taraf polisler ve kapalı sokaklarla bütün gün yürümüştüm. Bugün de Paris'te aynı şey yaşanıyor. Arabanın arkasında şarap servis ediyorlar. Yavaş yavaş yürüyenler de şarabını alıp içiyor. Demek ki Fransız usulü yürüyüş, eylem de böyle oluyormuş. Yerlerde en ufak bir kağıt, bardak, plastik bir şey, hiçbir atık yok. Şarap verilen kamyonetin arkasına çöp poşeti bağlanmış, çöplerini de oraya atıyorlar. Detaylar ne kadar çok şey anlatabiliyor aslında, değil mi? Şimdi genel bir izlenim paylaşayım sizinle. Gördüğünüz gibi akşam oldu, şıkır şıkır ışıklar yandı. İnanılmaz derecede bir kafe kültürü var. Ve yaz kış, yani soğuk muğuk fark etmez, herkes sokaklarda oturuyor. Bacaklarını, üstlerine böyle polarlarını sarıyorlar, bazılarında ısıtıcılar var. Ama gerçekten herkes böyle bir şeyler içsin, sohbet etsin, bir yerde otursun. Bayağı canlı bir sosyal hayat var gibi bizim şu ana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz birçok semtte. Her yer o kadar renkli ki gözümü alamıyorum. Şu şekildeyim gerçekten. Işıl ışıl. Bu arada
taksilerin bir rengi yok ha. Siyahı var, beyazı var. Acaba bunlar farklı farklı bölgelerin taksileri mi diye merak ediyorum. Kimisinin üstündeki ışık kırmızı, kimisi yeşil bir şey böyle. Diyorum ki bu Paris gelişinde de geçen sefer kurbağa bacağı yemiştim. Bir salyangoz denemeyeyim mi? Deneyeyim değil mi? Deneyeyim. Soğuk bir gündü, yorucu bir gündü, çok yürüdük, çok üşüdük, toplu taşıma yok, grev var, ayaklar şişti. Sabah yediğimiz kruvasandan sonra günün ilk yemeğiniz. Burada bir güzel tavsiye edilen kafe restoran bulduk. Arkada bar da var, şıngırtıları duyuyorsunuz. Ben önce bir soğan çorbası içeceğim, klasik bir Fransız lezzeti olarak. Eğer ondan memnun kalırsam ve sonra yediklerimden buranın ismini aşağı yazacağım ve tavsiye olarak bırakacağım. Yok beğenmezsem burayı pas geçin derim finalde, yeni yerler tavsiye ederiz. Görüyor musunuz? İçinde ekmeği var. Cebe koyduk. İki kelime ücretti. Günaydın. Yeni bir gün. Her sabaha böyle başlamak gibi bir şey olmaya başladı. Daha aslında bu bir kahvaltı değil. Bu sabah pencereden duyduğum koku. Çok güzel. Çok güzel evler var. Binaları seyrederek yürümek, sokaklarda insanları izleyerek yürümek çok keyifli. Orada ciddi koşuyorlar, jilet gibi hava. Bu dünyada 3 tane şehirde en sık gördüğüm resim. Çok metropol tabii üçü de. Londra'da böyle, Paris'te de böyle. New York'ta da daha çok park alanlarında falan da olmakla birlikte. Evet orada da var. Koşuyorlar. Sen nehri şehri ikiye bölüyor, köprülerle de birbirine bağlıyor gibi. İki yakasında da ayrı canlı noktalar var. Hem gündüz hem gece tekne turları oldukça meşhur. İçinden nehir geçen her şehirde olduğu gibi jilet gibi bir soğuk oluyor. Şu anda mesela konuşuyorum ya dilim pit diye önüme düşebilir. Bunun açıklamasını bilen varsa lütfen bir yazar mı? Yazın da nemli bir sıcak. Bazı yerde 776, bazı yerde 777 kilometre diye okumuşum Sen Nehri'ni. Bunun sadece 12 kilometresi kadarı Paris'ten geçiyormuş. 30 tane kadar köprü var. Nehrin ikiye böldüğü şehri birbirine bağlayan. Bunlardan en ünlüsü 3. Alexander Köprüsü. 1900 yılında dünya fuarı için yapılmış. Hakikaten böyle biraz daha havalı, şatafatlı, aydınlatmalarıyla, heykelleriyle falan böyle güzel, çarpıcı bir köprü. Yani Paris demek biraz nehir demek, nehir kıyısında dönen hayatlar demek ve o köprüler demek. Biraz ileride ben Notre Dame'ı da görmeye başladım. 2019'da büyük bir yangın geçirmişti Notre Dame Katedrali. Yangın sonrası çatısı çökmüştü, bayağı felaketti haberlerden falan hatırlarsınız. Şu anda restorasyon hala devam ediyor. 5 yıllık bir restorasyon sürecinin içinde. Ben daha önce geldiğimde içine de girmiştim. Dışında da çok güzel, keyifli, güneşli bir yaz günü gezmiştik. Sen de mi kuyruğa geldin? Notre Dame'a yaklaştıkça Victor Hugo'nun ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu var. Orada bir karakterdir Esmeralda. Mekanların ismi de birazcık çağrışımlı olmaya başlıyor. Acaba çanının ismi Emmanuel'de bir mekana verilmiş midir mesela? Bu arada çan 340 yaşında. Bir döküm demir çan düşünün. Şu an restorasyon ne alem acaba? Çanlar çalıyor mu? Ne oluyor? Victor Hugo'nun eserinden bahsettik ya. Aslında birazcık size söyleyeyim ben. Victor Hugo bir Fransız romantik akım. Şair, romancı, oyun yazarı. Şehir plancıları 19. yüzyılda çok bakımsız ve köhne durumda olduğu için Notre Dame'ı yıkalım diyorlar. Victor Hugo da buna dikkat çekmek istiyor, bunu engellemek istiyor ve sanatıyla bu işe bir müdahalede bulunuyor. Halkın dikkatini çekmek için yazdığı eser Notre Dame'ın Kamburu belli ki amacına ulaşmış değil mi?
benim daha önce gelip gördüğüm hali 1365'te yapılmış olan gotik bir mimari bu. Katedralin ilk yapılışı ise 1160 yılında. İnanılmaz güzel heykel süslemeleriyle, muhteşem vitraylarıyla, 10 metre çapında gül penceresiyle gerçekten çok güzel bir binaydı. Bakalım restorasyon sonrası neler yaşanacak? Böyle merdivenlerle nehrin daha yakınına, yanına iniliyor ve orada da yürüyüş yolu var. Bir yandan böyle sonbaharın sarı renkleri, hafif gri puslu bir hava, güzel eski binalar, asma kilitler, ben, siz. Tam bir sonbahar-kış geçişi. O asma kilit meselesi de burada aslında bir tane Aşıklar Köprüsü var. Sonra asma kilitleri kaldırılıp cam yapılıyor bariyeri. Ama sonra başka bir yere daha tekrar asmaya başlıyorlar. Zaten biliyorsunuz bunu, köprü eşittir asma kilit, aşk, dilekler filan. Şimdi küçük küçük detaylarla şehre baktığımızda Notre Dame'a geldiğinizde hemen ana kapının karşı çaprazında böyle daracık bir sokak var. Sokağın ismi yukarıda yazıyor. Balık avlayan kedi demekmiş Türkçe'ye çevirince. Paris'in en dar sokağıymış. Eğer şehirleri gezerken dünyada siz de böyle farklı detayları yakalamayı, gideyim şuraları bir göreyim diyorsanız bu o detaylardan biri. Yürüyeyim hakikaten, bakayım. Benim iki kolum açsam ne kadar? Bu. Budur olayımız. Bak, ben minik bir insanım, tamam mı? Benim kollarımı açmış olmam size bir şey anlatıyor olmalı. Paris'e dolaşmakla ilgili biraz bilgiler vereyim. Dün grev vardı, metroyu kullanamamıştık, toplu taşımayı, ama bugün artık bir toplu taşıma kartı alacağım. Burada hem turistler için bir kart var, hem de günlük, haftalık, işte kaç günlükse ona göre her şeyi kullanabileceğiniz kartlar var. Metrolardaki makinelerde satılıyorlar. Paris yürümeye çok elverişli bir şehir. Çünkü böyle inişli çıkışı tepeli değil, yokuşlu değil. Hele dünkü yürümeden sonra ben bütün Paris'i yürümüşüm. Şu an arka baldırım çekiyor sağ taraf. Olsun. Yürüyeceğiz artık. Yürümeye geldik. Tabii ki bisiklet yolları ve bisiklet kullanımı çok aktif. Ona mutlaka dikkat edin. Yoğun bir trafiği var. Araçla, yani araba kiralayarak burada dolaşmak bir seçenek gibi görünse de bence bir seçenek değil. Çünkü çok büyük zamanınızı trafikte kaybedersiniz. Park sorunuyla uğraşmak da var. Montmartre'a doğru devam edeceğim ve birkaç noktaya daha gideceğim. Onları toplu taşımalı yapacağım. Onlu bilet. Ekonomik oluyor. Onlu bilet. Eğer Navigo kart almadıysanız 3 günlük, 5 günlük bir haftalıkları var. Biletli versiyonlu bir metro gününü başlatalım mı? Şimdi Paris metrosu da Londra ve New York metroları gibi oldukça canlı, hareketli, renkli bir ağ. Ama artık teknoloji var. Girişlerde de böyle haritalarda da var. Gideceğiniz yerin hangi duraktan bineceksiniz, kaç durak gideceksiniz, nerede ineceksiniz zaten her yerden ulaşabiliyorsunuz. O yüzden panik yapacak hiçbir şey yok. En fazla yanlış bir yere çıkar, geri döner, tekrar doğru yoldan devam edersiniz. Hem böylelikle şehri keşfedersiniz. Bu. Evet. Gördük mü? Nerede geçiyor? Metroda, tramvayda, otobüste, trende, değil mi? Her yerde geçiyor evet. Bu. Havalimanı için bu da. Hem de hangisine gidiyorsan buradan alıyorsun, yönüne doğru biniyorsun. Biletimizi kıttıralım. Hadi bakalım. Bileti atmıyoruz çünkü. Zeynep'le konuşuyoruz bu arada. Zeynep bugünü bizimle geçirecek sağ olsun. Hatta onlu bilet güzel almış da bize, biletimizi alıp da gelmiş. Çok tatlı bir biletimle insan. Geldim. Çok şeker. Biletle geçiyoruz. Almazsak çıktığı yerden turnike dönmüyor. Aldık, geçtik. Yanımızda tutuyoruz inene ve çıkana kadar. Çünkü bazı istasyonlarda tekrar takıp çıkan turnikeyi açmamız gerekebiliyor. Bazı istasyonlarda. Veya içeride kontrol edilebilirsiniz. Cezası 50 euro. Şimdi dedim ya, bu sefer farklı bir Paris yaşıyoruz. Sokaklara karışıyoruz, semtlere bakıyoruz. 10. bölgedeyiz. Magenta Bulvarı. Bu bulvarın ismi de renklice. Arkada da bir kapalı pazar var. İçine girip çıkalım mı? Hani açık pazar bir tane gördük ya Mare'de. Bir de bunu görelim. Ondan sonra zaten daha yukarı doğru tepelere çıkacağız. Çok güzel. Bu arada gerçekten pazar gezmeyi çok seviyorum. Ortada böyle bir ada çiçekçi. Etrafında kasap var, balıkçı var, peynirci var.
Şimdi bin bir çeşit peynir. Zeynep'e şimdi sözlü vakti. Mesela sandviç alacağız bir yerden bir şey. Evet. Ya böyle hayal kırıklığı yaşamak, o sandviç yenilebilir olsun diye garantili ne yesek mesela? Garantili emmental yesek. Evet, kaşar gibi. Kaşar gibi. Komte var. Bizim eski kaşara çok benziyor hanımefendinin aldığı. Yıllanmasına göre mesela 18 aylık var, 20 aylık, 24 aylık. Buradaki mesela 20-24 aylık, elindeki 18 aylık. Burada 36 aylık olanı var. Kantal biraz daha tam eski kaşarla taze kaşar arası. Bunların hepsi keçi peyniri. Nasıl sert, ağır görünüyor, evet, nasıl bir kokulu görünüyor. Bu vitrin evet. Diyor ki ben buram buram kokuyorum evet. Ve çok pahalıyım. Şarküteride peki domuz dışında belki şu anda bir seçeneğimiz yok. Onlar pate dedikleri, diklenmiş tavuktan, balıktan, aperitiflerde genelde ekmek üstüne sürüp yedikleri. Okay. Bu ördek patesi. Peki bir şey soracağım. Burada hani bizde çok olmayan pazarımızda, malımızda ya da mutfağımıza sokmadığımız, alışmadığımız. Mesela şu ne? Onun adı andiv. Bunu pazarda da gördük. Evet, bir tür lahana diyebiliriz ama salata da kullanıyorlar genelde. Çiğden böyle pişirilen, yemek yapılan. Pişirilmiyor da aynı zamanda. Mantar mevsimi. Çok pahalı ve çok kıymetli bir mantar. Sep diyorlar buna. Göreceğiniz üzere kilosu gibi. Da 70 euro. Ne? Yani şimdi peynirler ve şarküteri ucuz kaldı mantarların yanında evet. Çok acayip. Bu arada senden bir parça bahsedelim Zeynep. Şimdi sohbet ediyoruz Zeynep'le de. Senin profesyonel işin ne? Bize bir onu söylesene. Ben turizm ve etkinlik alanındayım. Büyük eventler, lansmanlar, Türkiye'yle de farklı ülkelerde çalışıyor musun? Çalışıyorum. Peki kaç senedir Fransa'dasın, Paris'tesin? 5 seneyi geçti. 5 senedir burada yaşıyor olmanın özetini 3 cümleyle söylesen neleri önce çok sevdin, neleri çalışıyorsunuz diyebilirim. Çok kendilerine dönük. Ve yabancıya karşı da çok hoşgörülü bir tavır değil de ben böyleyim sen benim gibi ol gibi bir halleri öyle. Var. Kesinlikle doğru. Yani bu benim kendi şahsi tabii çıkarımım. Kendileri önce sonra diğerleri. Özel hayatlarını gerçekten iş hayatlarından veya başka şeylerden ayırıp ailelerine çok vakit ayırıyorlar. Arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına. En farklı ama senin sevdiğin şey ne olabilir burada? Var mı öyle bir şey? Olmayabilir bu arada ama var. Emeklerinin karşılığını... Genel olarak aldıklarını söyleyebilirim. Bizim orada eksiğimiz olan bir. Hedeflerimizden biri arkada, binaların arasında uzakta görünüyor. Bilmiyorum oradan ne kadar görünüyor ama merdivenler insan dolu. Ben kışın daha sakin olur belki demiştim. Mum yakıp dilek dileyim. Bir önce içine giremediğim acayip güzel bir kiliseydi. Bakalım girebileceğiz mi? Şimdi Montmartre'a gitmenin yollarından biri olarak burada Anvers'te iniyorsunuz, metrodan çıkıyorsunuz. Şu karşıda, şu sokağı da gösterelim, oradan böyle yukarı doğru ister yürüye yürüye, ister bir noktada finiküler falan biraz daha tepeleyeceksiniz kendinizi. Canlı heykeli görünce bir anda bir afalla ben. Vay canına. Yalnız böyle bakarak yürümek merdivenleri bayağı etkileyici. Böyle gidiyorsun kiliseye. Buradan kiliseye doğru yükselirken tepeden de aşağıda Paris'i izleyebiliyorsun. O yüzden özellikle daha böyle yazın ve sıcak geldiğimizde bu merdivenlerde insanlar böyle bir şeyler ellerinde yiyip içip buralarda oturuyorlardı ve aşağıyı seyrediyorlardı. Evet, neredeyse merdivenleri bitirdim. Dönüp arkamıza bakalım mı? Yapılamayanlar listesi önüne kadar gelip geri döndüğüm bir yerdi. O yüzden bir içini görebilir miyim? Bakacağım. Şöyle görüyor musunuz? İnsanlar deli bir kuyruk var ve içeri giriyorlar. Evet. Bu ne demek? Ben yine giremeyeceğim demek içine. Çünkü sınırlı zamanlarda gezince bazı seçimler yapıyorsunuz. İlla içine gireyim diyorsanız
koşa koşa sıraya girebilirsiniz ama öğlen benim gibi gelirseniz durum bu. Şurada bir tren var, görüyor musunuz? Dedik ki bu kiliseye girmedik, bari şu semti bir gezelim. Onunla geziyor olmak biraz böyle turistik bir atraksiyon olarak böyle şirin mirin gözüküyor ama yerler paket paket bu Arnavut kaldırım denen taşlardan. Dolayısıyla o tren bu taşlarda dıngıl dıngıl giderken 6,5 euro verip kısa bir turu oranızı buranızı ağrıyarak tamamlayabilir misiniz? O yüzden deneyenler çok memnun değil. Siz en iyisi yürüyün. Bir dakika, 5 euroluk şapka denemek istiyorum. Hazır mısınız bu sahneyle karşılaşmaya? Çok güzel. Biraz büyük ama. Şimdi dolaşmaya başladım ve girer girmez hemen karşıma bir galeri çıktı. Böyle zaten Fransa'da, Paris'te dolaşırken aslında böyle kapalı kapılar ardında bir boşluk görüyorsunuz, bir kapı görüyorsunuz, bir bahçe, bir avlu görüyorsunuz. Hemen oraya girip bakmak da istiyorsunuz çünkü ilgi çekici gerçekten. Orada ne var onu görmek istiyorsunuz. Böyle şeyler çıkabiliyor. Hatta böyle ilginç dükkanlar çıkabiliyor, küçük kafeler çıkabiliyor. Kapısı açık, girmeye müsait avlular gördüğünüzde bence içine girip bakın. Şehrin içinde de bunu yapabilirsiniz. Aslında Montmartre'in sanatla bir ilişkisi var. Zamanında çok fazla sanatçı buradan gelmiş geçmiş, belli bir dönem yaşamış. O yüzden Sanatçılar Tepesi deniyor, Ressamlar Tepesi diyebiliriz zaten. Daha çok özellikle resim çünkü Paris zamanının sanat başkenti gibi bir şeymiş, sanat merkeziymiş. Tahtını New York'a 1960'larda kaptırana kadar. Şimdi Ressamlar Meydanı'ndayız. Meydanın etrafında yaz kış ressamların kendi eserleri ve burada görüyorsunuz sergiliyorlar, satıyorlar. Tuvalleri görebiliyorum, şövalyeleri görebiliyorum ama yaz olduğunda civarda, yani bu meydanın etrafında kafe ve restoranlar var. Yaz olduğunda arkamda gördüğünüz meydanın ortasına masalarını koyuyorlarmış. Ressamların standlarına yaklaştığınız zaman çoğunda fotoğraf çekmek yasak ibaresi var. Video ve fotoğrafa izin vermiyorlar. Çünkü hepsi kendi özgün işini yapıyor ve onun görüntülenmesini ve yayılmasını istemiyor. Bir anlamda kendini korumaya çalışıyor kopyalanmasın diye. Şimdi güzeller, biliyorsunuz Paris'te bir bistro kavramı var. Aslında Türkiye'ye de, daha doğrusu dünyaya da Fransa'dan yayılmış olan bir şey, Paris'ten yayılmış olan bir şey. Meydanın hemen yanında arkamda gördüğünüz mekan Paris'in ilk bistrosuymuş. Daha öncesi 1793'te yapılmış bu mekan, açılmış. Fakat 1814 itibariyle bir bistroya dönüşmüş. Çabuk çabuk yemek yenilen, kalkılan mekanlar olarak düşünün. Bu arada kelimenin kökeni Rusçaymış. Çabuk demek. Çabuk çabuk. Bistro. Napolyon dönemi, savaş zamanı. Kafkaslardan buraya miras kalmış bir kelime. Çabuk çabuk yiyoruz, hadi kalkıyoruz, gidiyoruz gibi bir şey herhalde. Gelin çabuk çabuk içeriye bakalım. Ne güzelmiş içerisi. Belli ki çok popüler, çok turistik ve çok kalabalık, çok. Adım atacak, duracak, oturacak bir sandalyelik yer yok. O yüzden sokaklara çıkıp yola devam edeceğiz mecbur. İşte popüler yerlerin de böyle bir durumu var. Acaba böyle mi gitsem, şöyle mi gitsem? Şuradan gireyim bakayım sokaklara neler oluyor. Burada kimler yaşamış? Picasso, Modigliani, Dali, Dalida. Böyle bir sürü isim geliyor, geçiyor burada. Bunların sosyalleştiği, özgürce çalışabildiği, yaşayabildiği, partileyebildiği ve de ekonomik bir semtken sonradan bugünlerde inanılmaz derecede pahalı, çok turistik ve inanılmaz hareketli bir yere dönüşmüş durumda. İnsanların olduğu meydan o kadar ilgi çekiyor ki sokakların diğer öyle arka taraflarına gittiğinizde mekanlar biraz daha tenhalaşıyor ama gayet de keyifliler bir taraftan. Renkli bir seramik atölyesinden hediyelikler. Bu böyle
bölgede aslında Montmartre, Pigalle, bütün bu buralarda inişli çıkışlı sokaklara inip bence keşfedin derim. Böylece farklı, keyifli, arkamdaki gibi dükkanlar görebilirsiniz. Güzel tatlı bistrolar, kafeler, barlar görebilirsiniz. Sokakların tadını çıkarabilirsiniz. Bence siz bu akışa kendinizi kaptırın. Bak böyle böyle akıyor, gördün mü? Akamıyor. Benden dolayı akamıyor. Buyurun. Beni gören kaldı böyle bir. Evet, Montmartre'dan Odeon'a doğru geldim. Şimdi burada bir avlu var. Girdim içeriye. Şöyle bir sokak. Binaların arasında bir avlu gibi görünüyor. O avluya bakan da mekanlar var. Gayet de keyifli de gözüküyor bu arada. Paris'in en eski restoranı varmış bu avlunun devamında diye. İşte tam da onun önüne geldim. Le Procope. Ne diyor? 1686 diyor. Bakınız şurada bazı resimler var vitrininde. Şimdi o portrelere de bir bakın istiyorum o resimlere. Bu arada burada bir menüsü var. Menü ve fiyatlar var. Aslında turist olarak Paris'te gezerken bundan çok daha yüksek fiyatlar önünüze geliyor maalesef restoranlarda. Tüm gün boyunca yemek servisi veren klasik Fransız mutfağını bulabileceğiniz, böyle sakince keyifli yemek yiyeceğiniz bir mekan olduğunu düşünün. Üstelik de ta ne zamanlardan ne zamanlardan. Müdavimlere geldi. Benjamin Franklin yemiş, bir de ben. Burası güzel bir avluymuş ya. Bayağı sevdim yani. Şimdi burada durum şu aslında Paris'te. Bir mekan çok eskiden bugüne geliyorsa ve ünlüyse muhtemel ki çok ünlü müdavimleri vardır. O yüzden de ününü sürdürüyordur. İnsanlar geliyorlar, önünde sıra bekliyorlar, rezervasyon yapmaları gerekiyor vesaire. İşte onlardan bir tanesi arkamda. Neredeyse her mekanda bir müdavimciliği bulunan Picasso burada da bulunmuş. Ama Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir gibi bir sürü farklı isminde müdavim olduğu kafe bu arkamdaki kafe. Yani siz de bu deneyimi yaşayayım, onların olduğu yerde ben de bir oturayım bakayım. 1800'lerden beri bugüne gelen ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri neredeyse dekorasyon hiç değişmemiş bir Paris kafesi nasıl oluyor derseniz böyle oluyormuş. Baksana ne güzel galeriler. Bak meşhur Magribu, dünyanın en önemli fotoğrafçılarından biri, Magnum üyesi. Hı hı. Bonjour madame, istersen gel bir şey göstereyim. Olur. Bir bunu gir içeri. Tamam. Çok ilginç zamanda geldik. Şimdi gelin bakın. Magribu'nun meşhur fotoğrafları ama burada asıl bak İstanbul. Galata Köprüsü. Ara Güler'le beraber gittiğinde çektiği İstanbul. Hı hı. Bir de meşhur fotoğrafı var. Eyfel, bu fotoğrafı çok iyi tanırsınız. Ya Paris'in güzel tarafı, bu tür sergileri çok rahat görebiliyorsun. Her zaman bulabiliyorsun dünya çapındaki ünlülerin sergileri. Coşkun abicim, her zaman acayip kibarsın. Bayılıyorum sana. Mutlaka bakıyorum etrafında kadınlarla olduğuna. İşte önden buyurun, arabaya binerken kapıyı açarsın. Ama hiç yani bir kere mi eksik olmaz her seferinde. Sağ olsun. Enteresan bir yaşam enerjisi var Paris'in. Çok ilginç o geliyor bana. O enerji birkaç yüzyılın birikimi. Çünkü Fransa büyük bir devlet. Hı hı. Ve 15-16. Yüzyıldan itibaren yani Rönesans'la beraber Rönesans'a sahip çıkan, bütün sanatçılara kucak açan, hı hı, onların eserlerini değerlendiren bir anlayış geliyor. Yani Medici'ler nasıl Floransa'da başlıyorlarsa o sömürgecinin getirdiği zenginlik sanata destek oluyor. Bizde mesela Türklerde hiçbir zaman olmadı bu. Hiçbir zaman. Evet, bir tek Fatih. Sanat yatırım aracı olmadı. Fatih zamanı da var. Hı hı. Fatih gidince bitiyor. La Palette'e geldik. Geldik, evet. Coşkun abiciğim. Evet. Nereye geldik? Şimdi neredeyiz biz? Şimdi Paris'te, Saint-Germain'de. Rue de Seine ve La Palette. La Palette güzel bir kafe. Benim için önemi kadar Türk sanatçılarının, Türk yaratıcı beyinlerinin bir buluşma mekanı. Ne zaman diyeceksin? 50'lerde, 60'larda, 70'lerde. Benim tabii 70 sonlarda ben geldim. Ama yerleştiğim dönem 80. 80'den itibaren ben buraya her hafta sonu Paris'teysem eğer gelirdim. Hem buranın
yerleşik düzeni içindeki sanatçılarla bir beyin fırtınası yapardık. Gülşen abicim, sen burada yani yaşadığın yıllarda bu kafede kimlerle vakit geçirdin, kimlerle buluştun? Rahmetli Abi Dindin onun en çok sevdiği mekanlardan biriydi. Bir defa hayranı oldum. Gökşin Sipahi oldu. Sipa Press Ajansı'nın kurucusu, sahibi Gökşin abi. Huzur içinde yatsın. Onunla beraber çalışmaya başladım ve tanıdım Abi Dindino. Türkiye'nin tarihinde bence en önemli felsefeci, çok iyi ressam, heykeltıraş, düşünür, müthiş bir insan. Abidin Bey'le biz kamera çıktığı anda 1985'te küçük taşınabilir, her şeyi çektik. Şimdi işte sponsor bulursam onları yavaş yavaş onun gözüyle değil bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü 1952'den itibaren Paris'te yaşıyor değil mi? Evet. Oh. Ama ilginçtir. Bütün dünyanın büyük filozoflarıyla beraber. Yani Jean-Paul Sartre'la böyle merhaba. Louis Aragon'la merhaba. Picasso, Ali Abidin, atla gel, Marc Chagall'ı da alacağına. İnanılmaz bir entelektüel dünyanın içinde düşünürlerle, ben mesela düşün, Abidin benim evine gidiyorum. Jean Berger. Yani akşamları birlikte omlet yapıyoruz. Bu benim cahilliğim tabii. O dönemlerde Jean Berger'in kim olduğunu bilmiyorum. Mesela Abidin Dino, Venedik Biennale'ne davet edilmiş ilk Türk sanatçıymış. Mesela Fransız Plastik Sanatlar Birliği'nde şeref başkanlığı yapmış. Cannes Film Festivali'ni afişle tasarlamış, film de çekmiş. İnanılmaz, tam çok gönüllü sanatçı. Le Monde Diplomatik'te ayda bir mutlaka bir Abidin Dino'nun çizgisi olurdu. Anladın mı? Artı bir düşün adamı. Şimdi düşünebiliyor musun? Ben 20'li yaşlarında biriyim. Dünyaya gidiyorum. Kendi gözümle bakıyorum olaylara. Bana öyle bir değer veriyor ki. Bak diyor, her seyahatinin dönüşü geliyorsun. Sana bir çizgi çiziyorum diyor. Ha, ama diyor, sen anlatıyorsun. Yani düşün, Doğu Türkistan'a gidiyorum. Ve hatta dönüşümde Yaşar abi de, Yaşar Kemal de oradaydı. Yaşar Kemal sordu, ne yazmak istiyorsun dedi Uygurlarla ilgili. Dedim, Kaşgar'da son padişah. Niye dedi son padişah diyorsun? E şimdi dedim, Uygurlar Mao'ya kafir padişah diyorlardı. Ulan dedi, yaslara dedi, kafir padişah mı? Vurucu bir başlıkla. Şimdi biz de bunun kararını oturup beraber veriyoruz. Ya ne kadar yani, güzel. Nasıl besleyeceğiz aslında? 20 yaşlarında bir genç röportajcı geldim. Bir baktım, hem Yaşar Kemal'den bana güzel bir kitap üzerine imzasıyla beraber, hem Abidin Bey'den bir güzel Uygur çizgisi hemen. Abidin Bey diyorsunuz, 1933'te, 33-34 İstanbul'da Tokatlı yanında Mustafa Kemal ile tanışıyor. Mustafa Kemal'in resmini çiziyor. Mustafa Kemal çağırıyor. O resmi imzalıyor Abidin Bey. Yani böyle bir insan. Ama kendi ülkesinde, dedim ya, kaç kişi, yeni kuşak biliyor mu? Biliyor, bazen beni arıyorlar. Ama daha geniş kitlelerin bilmesi lazım. Her hafta dedim ya, burada kaldığımız süre içinde burada otururduk. Biramızı içerdik, kahvemizi içerdik. Selam olsun onlara diyorum. Gerçekten selam olsun. Aslında Nazım Hikmet'in bir şiirinden mutluluğun resmini yapabilir misin? Bu bir sohbette sorulan bir soru değil. Bir şiirden bir dize. Mutluluğun resmini, gerçek anlamda öyle bir tablo yok. Ama mutluluğun resmini yapmak, belki bir fotoğrafını çekmek mümkün olsa, o ne olurdu sence? İşte o dönem dönem değişen bir şey. Abidin Bey'in gözünden Nazım'ı çok kaydettim. Çektim yani. Hep kayıtlar var. Bir gün inşallah montaj yaparım. Çünkü son 15 yılı Nazım burada geçiyor. Mesela bana şeyi anlatıyor. Burada bir kafeye götürdü beni. Bu civarlarda. Küçük bir kafe. Nazım fazla merdiven çıkamıyor. Ama işte etrafta da o gün söylentisi var. Ruslar uzaya bir kozmonot gönderiyorlar. Belki birazdan insanoğlu ilk kez uzaydan bir insanın sesini duyacak. Bunlar telaş içinde radyolu yer arıyorlar. Radyo duymak için. Uzaydan bir insanın sesini. Bir insanın sesini almak için. Bir kafe bu civarda. Giriyorlar kafeye. Radyo var mı diyorlar. Adam diyor ki, aşağıda katta diyor. Vah diyor ya, bir ben bu dizlerimle nasıl ineceğim. İniyorlar aşağı. Kafenin alt katında da o gün gelen gazeteler var. Adam radyoyu açıyor. Gagarin'in uzaydan ilk sesi. Ve hemen Nazım bunu yazmaya başlıyor. Abidin Bey de gidiyor, orada alıyor gazetelerin böyle konduğu iki tane tahta arasında dizildiği bir tutaç. Onun arasından alıyor, çiziyor Nazım'ı. O an işte mutluluğun resmi bu. Şu anda düşünebiliyor musun? İnsanoğlu kendi gezegeninin dışında kendisine bir mesaj gönderen bir hemcinsini dinliyor. Tamam mı?
Orada diyor işte mutluluk budur. Şu anda Gagarin'in yerinde olmak için diğer şeyimi belirtiyor. Yani şimdi mutluluk da izafi. Ve herkes aslında kendi baktığı yerden, kendi mutluluğunun resmini belki kovalamalı. Bilmiyorum ki. İnsanın o bilmediği, tadamadığı, kendisi için fenomen olmuş süreçlere ulaşması. Heyecan. Bize hakikaten o anda mutluluğu veren bir şey. Ben mesela bugün uzun zamandır yemediğim 3 tane lezzetle buluştum. O lezzeti buraya özgü. Diyeceğim. Buraya özgü. Neydi onlar? Ben de yarın buluşayım. Ne yiyebiliriz mesela, buraya özgü? Kokizelcak. Bu mutluluğu hangi lezzete yakalayın? Deniz tarağının özel bir sos içinde pişmiş hali. Bunu İstanbul'da yeme imkanım yok. Ama burada taze olması lazım. Yazdım ben bunu kenara. Truf. Bir tür mantar. Evet. Kıymetli. Mücevher değerinde. Aynen yani kilosu 3-5 bin euro. Onun normal bizim bildiğimiz patates püresinin üzerinde konmuş hali. Beynin alıyor bunu. O işte haz. Ve o hazla birlikte mutluluk düşüyorsun. Genelde burada aynen. Mekanlar, kafelerdir. Masalar küçük, sandalyeler bitişik. Bir minimal fazla, bir fazla kalmanı istemiyor senin. Yani şey gibi. Gel, ye iç git. Yatak, akşam uyu, çık. Ama zaten hayat sokaklarda ve kafelerde burada aynen. Sanki değil mi? İşte bu da bir tasarım. Diyor ki, otel diyor ki çok iyi kahvaltı istiyorsan git dışarıda yap kardeşim. Ben de kahvaltı bu kadar. Çünkü 70-80 milyar avro gibi para turizmden geliyor. Yani ilk 3 sıradaki turizm şehirlerinden biri olmasına rağmen Paris hakikaten çok tutucu ve kapalı. Hatta biraz kaba bir tavır gözlüyorum ben gezdiğimde. Bunun böyle yok, enteresan kaba. Geliyor. Yani hani ne bileyim senin işini kolaylaştırmak değil sen bana uy gibi bir tavır var. Şimdi Fransızların biraz kendini beğenmişlikleri yok diye söyleyemem. Her ülkede olabiliyor. Başkalarına kötü bakan unutmayalım sömürgeci bir ülke. Şu anda Fransızları biz suçlayamayız ama Kara Afrika'yı iliklerine kadar sömürdüler. Endoşin dediğimiz Güney Doğu Asya'yı iliklerine kadar sömürdüler. Fransa kendisi yetiştirmezse bile başka yerlerden gelmiş bize göre ithal düşünce diye tanımlanan, dışlanan bütün yaratıcı akımları kendi potası içinde bir araya getirmiş. O yüzden Berso yani beşik derler burası için, Paris için. Sanatçısı, bilim adamları, düşünürlüğü, felsefecisi hepsi. Ve o dönem buradan gelip geçmeyen, buraya iz bırakmayan isim yok neredeyse sanat tarihindeki çok önemli isimler. Türk sanat tarihi içinde aslında dünyada da. Salt sanat tarihinden değil, felsefeden, siyasi dünyada. Yani baktığın zaman düşünürler, yazarlar. Komünizmin tohumları burada atılıyor. Tıpkı La Palette gibi düşünürlerin buluştuğu bir restoran var. La Closerie de Lilas diye. Oraya gidiyorsun La Closerie de Lilas'ta. Lenin'in oturduğu masa. Hemen yanı başında Yahya Kemal'in oturduğu masa. Gerçekten mi? Hemingway'in oturduğu masa. Çünkü oraya gidiyorlarmış. İşte o Berso dediğimiz olay, beşik olayı o. Estetik çok önemli, lezzet çok önemli. Bir de 1789'da başlayıp bayağı kelle koparan, giyotinin çok çalıştığı bir cumhuriyet, imparatorluk, insan hakları, özgürlükler. Sonra başlayan sömürgeciliğin tekrar ortalaması falan. Ama Fransa güzel, Paris halen eski ruhuyla şu anda içinde barındırıyor bizi. Biz de o ruhun tadını çıkarmak için mümkün olduğunca sokaklara girip çıkmaya, mekanlarda çeşitli lezzetlerle buluşmaya çalışıyoruz. Bu kez öyle bir Paris oluyor benim için de. Paris çok gelinip gezilecek ve çok farklı deneyimler yaşanacak ilginç bir şehir. Bu tabii ki küçük bir tadımlık oluyor. Bakalım bir daha ayaklarımız bizi Paris'e getirecek mi? Bir daha hangi Paris'le karşılaşacağız? İnşallah bir daha buluşuruz. Değil mi? Teşekkür ederim. O kadar sohbet ettik, biraz kafenin içine de bakarım mı? Nasıl bir şey? İçeri girdiğim anda zamanda yolculuk gibi. Gerçekten öyle. Burası yıllardır duruyor. Sen 2022'de buraya kondurulmuşsun gibi. Sanki zamanda geriye gidip ışınlanmışsın gibi içerisi. Sergi geziyor gibi. İşte buradan gelip geçen bir sürü farklı insanın ruhu mekanın içinde düşünsenize. O zamanın entelektüelleri, sanatçıları, ressamları, düşünürleri. Paletten çıktım, biraz daha sokaklarda dolaşıyorum. Coşkun abin ayrıldık.
Bulunduğum yerde çok fazla sayıda tasarım dükkanı ve galeri var. Sanatla ilgiliyseniz, galerileri görmek istiyorsanız ve buradaki kafelerde vakit geçirmek istiyorsanız Saint-Germain'e gelin. Ve şimdi tam Fransızcasını söylemeyeceğim, aşağı yazıyorum. Yeni Köprü denen eski ilk bir köprüsü var. O köprüden geçerek direkt buraya geçebiliyorsunuz. Birkaç tane farklı mekan var. Onları görmek istiyorum. Şimdi burada enteresan böyle bir tatlıcı var, Food de Patisserie. Buranın olayı ne biliyor musunuz? Fransa'da burada ünlü olan pastanelerin ya da şeflerin imza ürünleri. Yani biraz ondan, biraz bundan. Yediğiniz şey hangi şefin, hangi tatlısı, onun böyle etiketleri de var. Yani düşünün, her birini tek tek gezmeden bütün bu ünlü pastanelerin ya da şeflerin tatlılarına bu dükkanda ulaşabiliyorsunuz. Bakalım mı neler var? İçerideki koku da çok güzel bu arada. Geldi. Limondu. Ekşi tatlara bayılıyorum. Benim için geldi. Bak, vitrini tazeliyorlar. Masada yer yoktur falan filan dedik. Paket aldık ama o sırada bir masada yer açıldı. Mücevher kutusu gibi açıyorum. Ta-ta! Çok güzel değil mi? Aşık olmuş olabilir miyim? Hayatımda yediğim bir tatlıya aşık oldum galiba. Bu ne ya? Şefim ellerin dert görmesin. Yaprağını da yiyeyim. La dure. Yani ne? Ben geldiğimden beri makaron, makaron, makaron. Zeynep bana yapıyor. Orası güzel görünüyor ama güzel değil. Oo, dur, o değil filan. Buymuş. Olay buymuş. Başka şubeleri de var. Bayağı kalabalık, göstereyim mi? Aman tanrım. Neyse, birinin içine gireriz illaki ya. Üzmeyelim tatlı canımızı diyor. Magnolia, Allah'ım, delirtici dükkanlar var. Bu arada çok güzel böyle sabun, oda kokusu, oda parfümü falan olan dükkanın önünden arada geçiyoruz. Böyle bayılıyorum ben, öyle dükkanın içine girdiğimde de kendimden geçiyorum normalde. Yani Paris benim kendimden geçmem için yaratılmış dükkanlardan oluşuyor, onu söyleyeyim. Yuhu. 21 Michelin'li bir şefin yeni açtığı çikolata ve dondurma dükkanı grubu serilerinden biri. Üstümden geçmeyi tercih etti. İzin istese ben izin verirdim aslında. En sevdiğim Fransız davranışı. Sen yokmuşsun gibi davranıp hani affedersiniz bir geçebilir miyim demiyor. Ben onu görmedim ya. Üstümden ben yokum gibi yürümeyi tercih ediyor. Bir tek bunu burada görüyorum gerçekten. Çünkü o yürümek istiyor ve sen önündesin. O zaman... Şimdi Karusel Köprüsü'nden geçtik. Hani bu Sen Nehri üzerinde Paris'te birçok köprü vardır mı? Onların en genişlerinden biri. Arkamda gördüğünüz de Louvre Müzesi'nin bir kısmı. Onun altından geçeceğiz. O meşhur piramidi de göreceğiz. Buradan sonra ne var? Mesela Louvre bir başta. Onun devamında Şanzelize var. Şanzelize bittiğinde bir de Zafer Takı var. Onun üst katına çıkıp tepeden bir Paris manzarası da görebilirsiniz. Bu da yapılacaklar listesi içinde. Turistik noktalardan bir başkası tabii ki aynı Şanzelize'de yürümek gibi. Bütün o lüks markalarla beraber. İşte o klasik piramit burada gördüğünüz gibi. Bu piramidin ucunu tutmak olsun, Eyfel Kulesi'nin ucunu tutmak olsun doğru noktalar bulunur ve bu klişe pozlar verilir. O klişelerin hepsini bu zat-ı muhterem yaptı. Ama sonuç olarak nedir? Yani siz sanatla ya da müzelerle ilgili olsanız da olmasanız da dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre'u görmek aslında bir turist klişesi ve olmazsa olmazıdır. Çünkü neden? Mona Lisa içinde ve onunla bir kare fotoğrafta yer almak için herkes birbirini çiğniyor. Mesela bakın. Çok komik, gördüm diyeceğim diyemiyorum. Kraliye Sarayı'nın avlarından birindeyiz. Buradaki bu siyah beyaz değişik boyutlardaki granit taşlar da bir sanatçının yerleştirmesi aslında. Çağdaş sanat eseri burada. 21 Haziran'da geldiğimiz o sokak müziği festivali zamanında burada bir konser alanı oluşturulmuştu ve ben burada bir konser dinlemiştim. Yani en azından iki şarkılık diyeyim çünkü bütün Paris'te müzik vardı ve ben her yerini geziyordum. (Gülüyor)
Hava kararırken ışıklar yanmaya ve şehir renklenmeye, ışıl ışıl olmaya başladı. Bir tane galeri var, oraya girelim. Galeri Vivien. Çok güzel de gözüküyor. Bakalım içerisi nasıl? Günaydınlar. Sabah sabah böyle güzel bir Fransız baget ekmeğine sandviç alarak kahvaltı edip güne başlamak istedim. Geldim mekanı söyleyeyim. Burayı tavsiye ettiler. French Bastard. İsme gel. Bugün biraz Marais'i dolaşacağım. Birkaç farklı yeri ziyaret edeceğim. Bak şu siyah olan hindi çedarlı. Bu beyaz ekmekte olan pastırmalı mimoletli. Bu sabah Zeynep ve Pierre bizi evin önünde karşıladı. Bugün birlikte gezeceğiz. Şimdi bir kanalın kıyısında bunu yiyelim dedik. Hangi kanalın kıyısını biliyoruz? San Martin kanalının kıyısını. San Martin. Yani Aziz? Aziz Martin. Martin. Ya bu kanal görüntüsü direkt Amsterdam değil mi şu an burası? Bak kafeler, bu bisikletlerin gidişi falan. İçinde çok güzel bir hardal var. Bence sandviçlerin bütün olayı soslardan oluşuyor. Lulu Studio. İsmi ne güzel. Bina da çok güzel böylece. Değişik değişik böyle dükkanlar var. Pop-up store olarak kiralayabiliyorsun. Aa, burası çok iyi. Burası onlardan biri. Aynen. Pop-up store'lardan var burada. Yani bir süre için arkamda gördüğünüz Lulu Studio. Belki 3 gününe kiralamış, belki 1 aylığına. Farklı bir şey, farklı bir konsepte, farklı biri burayı kiralayıp istediği dükkanı açıp satış yapabilir. Mesela ben burayı kiralayıp bir seramik sergisi de açabilirim. Paris'te sergi açtım derim. Bu olabiliyormuş ama nasıl? Haftalık 1500 euro verdiğimde ben bir haftalık sergi açabiliyorum burada. Ya da param varsa aylık. Marais'de gezmek ne demek? Bir zamanlar bataklık olan, ki kelime anlamı da bataklık, bir mahalle bugün capcanlı, acayip renkli. Gece de çok coşkulu oluyor. Gizli barlar var mesela. Dışarıda logosu yok, amblemi yok, hiçbir şey yok. Bilen geliyor, haritada yeri belli. Böyle ilginç girişleri var filan. Çok güzel tasarım, aksesuarlar olan bir dükkanın önünden geçiyoruz ve ben kendimi anlamayayım diye bir fren yapıp kalıyorum. Aslında Marais'in bence en keyifli taraflarından biri böyle dükkanlar. Çok hoş küçük butikler var. O hani alışveriş merkezlerinde bizim hep gördüğümüz aynı 10 tane, 5 tane mağaza vardır ya, birbirinin tıpkısı fabrikasyon giyinmeye zorlayan insanları. İşte burada iş değişiyor. Ben o yüzden çok seviyorum. Bizde Türkçe Mert gibi dönüyor. Değil, Mert. Burası oldukça popüler, ünlü bir yermiş. Böyle kek, pasta, çörek, çikolata, bir şeyler. Hatta şurada da tarihi yazıyordu. Kaç yazıyor? 1761'miş. İçeri girip bakalım bakalım. Kapı açınca nasıl koktu? Sanat eseri gibi değil mi? Kestane sever biri olarak delirtici. Çok güzelmiş. 1761'den beri Mert'i seviyoruz. Mert'i herkese tavsiye ediyoruz. Mert. Bu arada bu elimdekinin adı Goff. Yani R de var sonunda ama yok gibi, böyle gırtlaktan değişik bir ses çıkarıyorlar. Böyle incecik iki tane waffle arası kestane püresi var. Çok acayip güzel bir şey. Vay be. Kendi minimalini yaratıyorsun ya da birilerinin minimalini. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Başka yerlerde de var mı? Varsa ben bilmiyorum. Bilenler lütfen aşağı paylaşsın. Türkiye'de de yapılıyor ya da online diye. Gördüğünüz gibi modelliyorsunuz. İster kendinizi, ister birilerini, ailenizi, sevdiğinizi. Ona böyle küçük hediyeler yapabiliyorsunuz. Böyle boy boy yapılmışı var. Şurada da bir tarife var. En küçüğü 185 Euro'dan başlıyor. En arkadaki büyük 595 Euro'ya kadar böyle minnoş hediyeler. Birine kendiniz yapıp hediye etmek ister misiniz? Ya da biri size bunu hediye etse sever misiniz? Şu an bu soruyu da kendime sordum açıkçası. It's me. Gördünüz mü? Bunun gibi farklı semtlerde, farklı binalarda birden karşınıza böyle mozaikler çıkabiliyor ama farklı figürler, farklı mesajlarda. Bu son zamanlarda böyle daha popüler olmuş bir akımmış burada. Çok hoşuma gitti benim. Sürpriz yumurta gibi. Şu arkamda gördüğünüz bina Picasso Müzesi. Picasso Müzesi'nin dışında burada Victor Hugo evi de var. Hani ilginizi çekerse bunlara bakabilirsiniz.
Evet, yine yeniden bir pazar. Ama bu sefer sokak yemekleri satılan bir yere gidiyoruz ama girişinde çiçekçiler ve şurada bir dükkan var ki müzik harika, kartpostallar ve harika bir caz yükseliyor. Orada bir pizzacı var. Mare turunu beğeneceğinizden eminim çünkü ben çok beğeniyorum şu anda. Her yerinden bir hikaye çıkıyor. Çok keyifli insanlar. Aslında şöyle bir şey var burada. Farklı mesela deniz ürünleri de vardı, şarap et de vardı, pizzacı da vardı. Birazcık işte daha böyle hemen ayaküstü pratik bir şeyler de alabiliyorsunuz. Etrafında oturacak yerler var. Bizde pek olan bir şey değil bu. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta falan çarşılar vardır ama aynı anda alıp hemen yediğin, bir yandan da hem satın aldığın hem oturup yediğin yer çok fazla seçenek çıkmaz karşımıza. Ben bu enerjiyi seviyorum. Paris demek saf Fransız demek değil. Fransa'da birçok farklı milletten insanın bir arada olması, Fransızca ile buluşması demek. Bu arada hemen pazarın girişinde acayip hoş, değişik bir insanla karşılaştık. Birazcık sohbet ettik. Kendisi Jim Morrison'ın karşı komşusuymuş. Karşısında barı varmış evinin karşısında. Tabii ki zaman içinde bir arkadaşlıkları oluşmuş vesaire. Dolayısıyla sonrasında o muhabbet ve arkadaşlıktan bir kitaba dönüşmüş. Jim Morrison'la ilgili kitap yazmış. Kısa film çekmiş. Şimdi eski kitaplardan çok güzel böyle hoş dekoratif objeler yapıyor. Çok keyifli. Dün pazar, pazartesi günleri kapalı. Aynı müze gibi. Pazar günleri de 2'ye kadar açık. Sabah 8.30'dan 7.30'a kadar kahvaltıdan başlayın. Akşam yemeğine kadar gelip burada keyifli, zevkinize göre buralardaysanız mutlaka yiyecek bir şey bulursunuz. Mare'de keyifli, ilk geldiğimiz akşam yemek yediğimiz, gündüz de gelip görelim dediğimiz bir yere gidiyoruz. Place de Bourges. Bu arada böyle okunuyor ama şu aşağıdaki gibi yazılıyor. Fransızca'da da yazılışlar, okunuşlar meselesi ayrıca çalışılacak bir ders. Adres ararken duyduğunuz şeyi yazarsanız yandınız, yazılışını okursanız iyice yandınız. Adıyaman'da 8 köşe kasket alamamıştım. Paris'te bu renkli ekoseliyim. Bu da kafama tam oturmadı ama. Place de Bourges'e geldik. Ortada kare bir bahçe var. Etrafı demirle çevrili. Çepeçevre bir yol dönüyor ve benim şu an gördüğünüz gibi kemerli, yanda da dükkanlar olan böyle geçişler var. Buradaki dükkanlar çoğu bu sıra mesela sanat galerilerinden oluşuyor. Arkada güzel restoranlar var, kafeler var. Akşam da onlar yeme içme konusunda servis veriyor. Böyle çepeçevre bir yürüyelim bakalım. Bu sıra galeriler ve inanılmaz güzel işler var. Ya şeyi çok seviyorum aslında, Paris'te genellikle rastladığım bir görüntü bu. İnsanlar açık alanda, parklarda falan vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Sadece kafelerde oturmuyorlar. Gördüğünüz gibi burada da böyle yürüyenler, koşanlar, çayır çimende oturup şöyle keyifli keyifli sohbet edenler. Güneşi görünce hele neden olmasın zaten. Bugün de Paris'in çok güzel günlerinden biri. Harika bir Paris günü geçiriyoruz çünkü gördüğünüz gibi keyifli oturduk. Diğer Parisliler ve diğer turistler gibi diyeceğim çünkü Parisli var mı Paris'te ondan da çok emin değilim. Böyle bir kafedeyiz, keyifli sohbet ediyoruz. Ben yeni tanıştığım arkadaşımı sizinle de tanıştırmak istedim. Deniz Kırk Anahtar. Doğru söyledim değil mi? Doğru. Süper. Bu mahallenin yerlisi kendisi. Kaç senedir Paris'tesin? Galiba 17 oldu. 2005'ten beri buradayım. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Son 5 senedir gastronomi turizmi yapıyorum. İşte. Aşçıydım, yemek araştırmaları yapıyorum. Belli bir konuyu alıp onun kültürü, işte nasıl yenir, nereden yenir bir yolculuk yaptırıyorsun değil mi? Biraz anlatsana. Mesela burada ekmeğin tarihine bakıldığında insanlar sadece ekmeğin buradaki lezzetine ve bunu nasıl bu kadar güzel yapabildiklerine odaklanıyor. Fakat o oraya gelene kadar onun arkasında çok uzun bir tarih var. İklimden başlayıp Fransız devrimine gidiyor. Fransız devriminden 90'lara geliyor. Onun yolculuğu çok enteresan ve bunlar öğrenildiği zaman başka türlü bir ilişki kuruluyor yemekle. Midenizi ve zevkinizi beslemiyorsunuz aynı zamanda. Kafanızı ve ruhunuzu da besliyorsunuz. Ben bu tarafını çok seviyorum. Peki Fransız yeme içme kültüründe ve Paris'te senin yaptığın turları düşündüğümüzde olmazsa olmaz öne çıkan, peşine düşülmesi gereken lezzetler ne? Demirbaşlarıyla başlıyorum bu işe. Yani hep ekmek, hep bir fırın.
Devamında çikolata dünyası çok önemli, peynir hep çok önemli ve bence şarap. Yani bunlar çok basitleri bunun üstünden çeşitlendirmek, daha derine gitmek çok mümkün. Peynir çeşitliliği gördüm ben. Bu nasıl bir lezzet? Bunu neye benzetebiliriz filan? O bir dünya yani. O peyniri tüketme meselesiyle ilgili bir sorun var. Tabii ki. Fransızlar peyniri yemekten sonra yiyor meselesi nedir? Bu ne yerine geçiyor? 18. yüzyıla doğru gelmiş bir şey. Aslında söylenen şey şu. Biz peynir tabağı şu zaman çıkıyor. Ana yemekle tatlı arasında çıkan bir şey ve Brillat-Savarin vakti zamanında peynirin bu ilk yemek kritiği diyebiliriz tarihteki, Fransa'nın tarihindeki peynirin yemeği hazmetmeye yardımcı olduğunu ileri sürmüştür mesela hani gibi. Yani bir de şöyle bir tarafı var tabii. O zamanlarda yenilen peynirler, merci beaucoup, taze peynirler değil, yaşlandırılmış ve yoğun peynirler. Pek de açıkçası aç karnına yemek için de biraz yoğun peynirler. Hani bir, biraz bununla yani ilgili. Hakikaten kokusu ve damakta bıraktığı tadıyla aslında bayağı bizim alıştığımız peynirlerden daha yoğun ve ağır geliyor lezzet olarak. Yani bir de bir sürü tabii peynir familyası var Fransa'da. Yani 1500'e yakın farklı peynir çeşidi var bu arada. O yüzden hani hiç şaşırtıcı değil bir peynircinin vitrinine bakıp nereden başlayacağım diye sormak. Şu fırın bir önünden geçin, bir ekmeğin tadına bakın diyeceğim bir fırın önerim var mı? Ya da işte peynir denemek istiyor, hem tadabileceği hem alacağı, belki yiyeceği bir şarküteri ya da peynirci önerim var mı? İki ya da... tane adres vereceğim. Ekmek için Place Maubert'de, Marché Maubert'de Isabel var. Ödüllü bir fırındır, ödüllü bir boulangerie'dir. Paris'te daha iyi kruasan yemedim. Metrodan çıkarken zaten tereyağı kokusuyla beraber bulursunuz Isabel'in yerini. Bana bak şu an nasıl sevindim. Peynirler içinde yine hemen onun yanında Paris'in en iyi peynircisi. Peynirci olarak bir nişanı var. Fransa'nın çünkü bir de böyle kültürel politikalar dahilinde de gastronomi ve zanaatkarlık çok el üstünde tutulan bir şey. Laurent Dubois. Asla anlamadığım yazı gözümün görmesi lazım. Laurent Dubois. Bunları biz yazarız. Videonun altına paylaşıyor olacağım. Tabii şu an ki. Okuyorsunuz hatta. Burada Paris'te başlayan bir yolculuk İstanbul'a devam edecek dedin. Biz İstanbul bacağında şimdiden sözleştik. İstanbul'da bir yeme içme turu birlikte yapacağız. Bu Hayat Bana Güzel'e özel, bana ve size özel bir tur olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mara'da çok fazla ikinci el vintage dükkan var ama bu enteresan geldi. Kilo Shop. Burada ürünleri kiloyla alıyorsun. Kiloyla fiyatları da şurada aşağıda bir tabelada yazıyor. İkinci el ve kiloyla. Bu ne? Restoran var, kafe var. Aynı zamanda dükkana bak. Gelsenize. Yanında pul çıktı. Bakar mısınız? Kart atma huyu varmış. Yanımda, evet. Sen hiç kart atmaz mısın dedi. Hayır dedim. Nasıl ya diyor. Ben de bayağı cahilce sorular şu. Nasıl yani pulu ne yapıyoruz? Zarfı yok mu bu işin? Yokmuş. Ne yapıyoruz Zeynep? Ben kartı alıyoruz. Alıyoruz. Bakınız. Pulu şuraya yapıştırıyoruz. Sonra nereye atacağız? Buraya yazacaklarımızı yazıyoruz. Buraya da adresi yazıyoruz. Gidecek onun adresi. Tamam. Ve posta kutusuna atıyoruz. Posta kutusu sokakta yürürken posta kutusu evet, bulup burada... sarı kutular var. Bana posta kartı atalım mı? İstanbul'da beni karşılaşın. Atalım. Kendime kart atarken ben. Kendime mesajlar ve notlar. Bunu size göstermeyeceğim. Kartımı gördünüz. İstanbul'da görüşürüz. Paris'in bence oldukça havalı, dikkat çekici ve önemli bir kültür merkezinin önüne geldim. Şu anda Avrupa'nın en büyük kültür sanat merkeziymiş. 100 bin metrekarenin üzerinde bir alan, 10 katlı çelik konstrüksiyon bir yapı. Modern sanattan hoşlanıyorsanız ve Paris'in yeni yüzünü görmek istiyorsanız ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri. Marie'nin en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Benim gözlemim bu. Sanki sokaklarını dolaşırken Paris'te değil gibisiniz. Çünkü daha dar, birbirine yakın ve daha samimi bir mahalle durumu var. Burası Paris'in genelindeki işte o çok düzenlenmiş şehir planı, geniş caddeler, kaldırımlar geniş falan olan böyle bir perspektifi vardır. Buraya gelince iş tamamen değişiyor. Daracık,
ve belli bir perspektif düzen içinde yerleşmemiş karışık kuruşuk sokaklar. Yani Mare'de sokaklara gidin, girin, dalın, dükkanların arasında, kafelerin arasında kaybolun. Bence burada kaybolmak çok keyifli. Çok sevdim. Galiba kalbimi bırakıyorum mahallemi. Deniz'in sözünü dinledik. Sabah sabah Paris'in böyle ödüllü pastanesine geldik. Kokular muhteşem. Ekmek mi alacağız, kruvasan mı alacağız, ikisi de mi bilmiyorum ama söz dinleriz biz. Ya böyle sıcak ekmeği fırına alıp burnunu kırıp yersiniz ya. Şu an hissiyatımı onu yapmak istiyorum. İki kruvasan, bir ekmek. 16. Ama bak, sesi duydun mu? Peynir almadan bu ekmek yenir. Bu yine Deniz'in söylediği peynirciydi. 56 euro. Bu ağababaları. En eski köşe. Vallahi kahvaltımız hazırlanıyor. 15.44'te iki çeşit minnoş peynirimize verdik. Pastanemiz, peynirimiz bir arada. Şimdi bunları yiyecek bir yer bulup oraya gitmemiz gerekiyor. Paris'te enteresan bir durum var. İster yakınına gelin, isterse şehirde, Eyfel'den çok uzakta olun. Bir şekilde bu kuleyi çoğunlukla görüyorsunuz. Yani gerçekten öyle bir kule yapmışlar ki şehrin her yerinden herkes görebilsin diye adeta ve görünüyor da gerçekten. Gerçi şu haliyle bakınca kocaman bir demir yığını kara kara ama gece ışıklı hali tabii ki daha cazibeli. Üzerinden Paris'i görmek de fena fikir değil. Tabii çıkabilirseniz. Hani hep dedim ya bu seyahatte ben Eyfel Kulesi'ne çıkmayı denemeyeceğim. Zaten benim geldiğim yıllardan bu zamana değişen şeylerden biri de olmuş. Kolay kolay bilet bulup yukarı çıkamıyormuşsunuz. 3 kademesi var. 1. kattaki restorana rezervasyon yaparsanız hiç değilse oraya çıkabilirmişsiniz bilet bulmadığınızda. Böyle bir bilgi. İkincisi, şu an benim de yaptığım gibi Eyfel'in önünde uzanan bir park var. Yine bir sokak var, size o sokağı da işaret edeceğim. Eyfel'i uzaktan gördünüz, fotoğraf kareleri çekebilir, etrafına dolaşabilir, akşam ışıklı halini görebilir ya da altına yaklaşabilirsiniz. Yani illa Paris'teyim ve Eyfel'le buluşayım diyorsanız bu tür farklı seçenekleriniz var. Diyorum ki arkama da hazır, Eyfel Kulesi'ni almışken bu sabah bir Marie Antoinette yiyeyim. Ne dersiniz? İşte Marie Antoinette, tanıştırayım. Makaron da en az şampanya kadar Fransız diye bilinir değil mi? Böyle tatlı renkli kurabiyeler. Bir zamanlar hatta çok yaygın değilken Paris'e gelenler hediye olarak makaron getirirmiş. Şimdi mesele şu ki aslında kökleri hiç de Fransız değil. Hatta İtalya'dan, Venedik'ten gelmek düşünün. Peki hikaye ne derseniz Medici ailesinden Catherine, daha sonra kral olarak tahta çıkmış olan 2. Henry ile evlenmek üzere Fransa'ya, Paris'e gelirken tabii ki yanında şefleri getiriyor ve onlar makaronu Fransız mutfağına tanıtıyor, yani saray mutfağına. Oradan sonra halka yayılıyor çok sonrasında. Makaron hatta şampanya ile brunchlarda yenilen, davetlerde ikram edilen, çok sevilen bir kurabiyeye, tatlıya dönüşüyor. O zamanlar böyle iki katlı ve minik değil. Sonradan bu forma kavuşuyor. Belki de işte bu La Durie pastanesi bu formu vermiştir, onu ben de bilmiyorum. Orijinali sadece bademli, yumurta akı ve şekerle yapılan bir kurabiyeymiş. Bugünkü tarifini bilmiyorum ama lezzetini biliyorum. Marie Antoinette. Merhaba Marie Antoinette. Evet, Hayat Bana Güzel Paris bölümüne veda anı geldi. Gün batımı çok uzaklarda. Arkada Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz ama bir başka simge de elimde, şampanya. Şampanyadan birkaç cümle söylemek istiyorum veda etmeden önce. Kralların içkisi içkilerin kralı diyorlar şampanya için ve şampanya aslında Fransızların brunch'ta filan da tükettiği, yanında makaron yemeyi sevdiği Fransa'ya özel bir içki. Köpüklü şaraptan tamamen farklı. Dünya üzerindeki diğer şampanyaları şampanyadan kabul etmiyorlar. Champagne bölgesinde, oranın kireçli toprağında yetişen Pinot Noir veya Chardonnay üzümlerinden üretilen şampanyayı özel üretimiyle gerçek şampanya olarak tanıyorlar. Şampanyanın mucidinin Dom Perignon olduğu söylenir. Ama aslında doğrusu şu ki şampanyanın mucidi o değil. Sadece kendisi bir rahip, bir manastırda aşağıdaki mahzenden sorumlu. Orada bu işte köpürcükler, kabarcıklar var ya, mesele bunu yakalamak.
orada asidite ile birlikte şişeler patlıyor, tıpaları fırlıyor. Bunu engellemek için daha kalın cam ve iple bağlı tıpayı buluyor. Aslında bir anlamda şampanyanın gelişim sürecine destek atan kişi diyebiliriz. Ve içtiği zaman yıldızları içiyorum deyip arkadaşları yanına çağırıyor. Ne dersiniz? Yıldızları içmek gibi keyifli mi? Video ile ilgili yorum ve önerilerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz lütfen kanala abone olun ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şu flüt kadehle birlikte çok önemli bir magazinel bilgiyi paylaşmayı unuttum, fark ettim. Şampanya bu flüt kadehlerle veriliyor ya, aslında şampanyanın lezzetini almak için kup denen böyle yuvarlak yayvan ağzı daha geniş kaplar, yani bardaklar olması gerekiyor. Asıl söylenen bu ve o kupun kabı yani formu Marie Antoinette'in sol göğsünden alınmış. Al sana magazin.